Bu dersimizde Oracle veri tabanında sequence'ler inceleyeceğiz. Sequence'ler otomatik olarak artan unik bir numara oluşturmasını sağlar. Örneğin şu şekilde bir kayıt ekleyeceğiz veri tabanında bir tabloya. Örneğin employee tablosu olsun. Buna bir kayıt ekleyeceğiz ve sıralamanın sürekli artması gereken bir sütun olması gerekiyor. Yani primary key ve unique olacak, benzersiz olması gereken bir alan olmalı. Ve bu nedir? Birden başlar, sonsuza kadar gider. O verilen değer üzerinden, o artarak verilen değer üzerinden silme ya da seçme işlemleri gerçekleştirilir. Mesela employee'de, employees tablosunda employee ID, bunlar farklıdır. Her biri birbirinden farklıdır. Tek bir employee ID bir çalışanı temsil eder. İki çalışana bir, yani aynı employee ID verilmez. Bu mantık dışı zaten. İşte bunu sağlayan sequence yapısı, herhangi bir insert yaptığımızda ID kısmına otomatik artan bir değer vermemiz gerekiyorsa burada sequence oluşturmamız gerekiyor. Bu Oracle'da zorunluluk. SQL Server'da kendisi, örneğin SQL Server'da otomatik artan kısmını kendisi hallediyor. Insert kısmında onu vermeden gerekli işlemler zaten arka planda kendisi tarafından yapılıyor. Ancak sequence Oracle'da zorunlu bir kullanım. Şimdi bunu inceleyelim. Otomatik olarak unique bir numara oluşturulmasını sağlar. Genellikle primary key, yani employee ID gibi kolonlar için kullanılır. Çeşitlenmiş memory'den değer alınacağı için çok hızlıdır. Sintaksı şu şekilde: create sequence, sequence adı, increment by, start with, max value, min value vesaire diye bu şekilde özellikler gidiyor. Çeşitlenip çeşitlenmeyeceği gibi. Bunları örnek üzerinde öğrenelim. Create sequence depth id sec dedik. Yani department id tablosunda department id için oluşturdum sequence anlamına gelir. Bu şekilde isimlendirilir ya da başına sec de yazılabilir. O sizin kullanımıza kalmış. Increment by, yani kaçar kaçar artsın, onar onar artsın diyor burada. Start with 120'den başlasın. Max value 9999 olsun. Şimdi bunu çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi sequence başarıyla oluşturuldu. Bunu bu şekilde oluşturabiliriz. Sol taraftan sistem kullanıcısı değil. Burada HR'dan girdim. Neydi adı? Depth id sec. Depth id sec. Gördüğünüz gibi burada bizim istediğimiz sequence oluşturulmuş oldu ve buraya atıldı. Üzerine tıkladığımda direkt onun bilgileri geldi zaten. Biz increment by bilgisini vermiştik 10 olarak. Max value'yu verdik 9999. Oluşturan owner biziz, yani HR. Depth ID buydu. Depth name, düzeltiyorum. Depth name sequence'in adıydı. Min value birden başlıyor. Onlar onlar artacak vesaire. Bu şekilde bir inceleme de yapabilirsiniz buradan. Şimdi bunu sequence'ler hakkında nasıl bilgi alırız onu görelim. Bunun için user sequence sistem tarafındaki tablolardan biri kullanılıyor. Şu sütunların bilgilerini isteyeceğiz biz. Diyoruz ki select sequence name, sequence'ın adı, min value, max value, increment by ve last number bilgilerini user sequences view'inden alacağız. Bu şekilde sorguyu çalıştırdığımızda bize şu bilgiler geliyor. Sol tarafta dikkat edin.
4 tane sekans görüyoruz. Burada da aynı şekilde 4 sekans görüyoruz. Çünkü buradaki sekanslar zaten bizim şu an bulunduğumuz HR kullanıcısının sahip olduğu sekanslar. Burada da zaten HR'ın kendi içerisinde gene HR'ın sahibi olduğu owner tarafından owner şekilde kullandığı sekanslar bulunuyor. O da arka planda bu şekilde bir kod çalıştırıyor ve buraya yazıyor zaten. Buradan increment by last number bilgilerini alabiliyoruz. Az önce oluşturduğumuz debt id sec sekansıydı. Bunun bilgileri burada. Increment by on, last number 120 ve 9999 max value'ye sahip. Şimdi bunu nasıl kullanacağımızı öğrenelim örnek üzerinde. Ne demiştik? Genellikle insert için oluşturulur zaten bunlar. Bir primary key kısmında unique ID oluşturmak için. Insert into departments, department ID, department name ve location ID. Şimdi bizim kullandığımız kısımda values kısmı debt ID sec nokta next val diyerek burada sequence'in adını veriyoruz. Daha sonra nokta koyuyoruz ve bunu next val özelliğini kullanıyoruz. Burada bu fonksiyonu kullanarak bu sequence'in yeni değerini next değer, yani en yeni oluşturulan sequence değerini buraya yazılmasını istiyoruz. Virgül koyup ikinci sütunumuza support ismini veriyoruz. O şekilde bir kayıt ekleyeceğiz. Location ID de 2500 diyoruz ve bu şekilde işlem yapmak istiyoruz. Arka planda tabii ki evet, constraint ile ilgili bir konu var. O konumuzla alakalı değil, arka plandaki veri ile ilgili. Bunu şu şekilde select diyerek görebiliriz. Mesela şu anki sequence değerini buradan görüyoruz. Select debt id sec nokta current value, bunun kısaltması uzun hali bu, current value yani şu anki sequence'in şu anki değerini öğrenmek istediğimizde bu fonksiyonu kullanıyoruz. From dual dediğimizde bu şekilde ekrana yazıyor. Nasıl alter ederiz, yani değişiklik yaparız? Bunu da alter sequence ile alter sequence debt id sec dedik. Diğer değerleri ise aynı şekilde yazıyoruz istediğimiz gibi. Increment by 20, max value bunu artırdık. Önceden 9999'du. No change, no cycle yaptık ve bu şekilde çalıştıralım. Gördüğünüz gibi alter dedi. Şimdi peki buradaki sequence'i açalım. Gördüğünüz gibi increment by 20 oldu. Yani bizim yaptığımız alter işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Sequence'i silme işlemi de şu şekilde: drop sequence debt id sec, yani sequence'in adı, çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde sequence'imizi sildik.